Bir erkek, bir kadın. Tamam. Bu da böyle zaten hazır. Bu da böyle zaten hazır. Islak mendili. Kararlı. Ondan sonra çuval puanı. Kuş yerini. Ondan sonra... Cumbası falan. Orkidi. Şampuan, şey dişim kokarım acını. Tamam. Cumbası. Kuş fırçası vermedin. Tırna makası. Kuş fırçası alayım bir tane. Al bir lafayı. Buyurun. Ondan sonra bir tane bahsedeyim. Tamamdır. Bir tane de sabun alabilir miyim? Sana zahmet. Alırız. Yok. Bunu mu söyledin? Tamamdır. Tamamdır. Tamamdır o zaman. Şu çamaşır yapıyor ya. Sana böyle bir tarakan almışlar değil mi? Yok, tamam. Tarak, şampuan. Gördün mü? Tamam, bunu da getirebilir. Şeyi, kahvaltıları yemekte bir şey olmuş. Ben de orada kahvaltı yapıyorum. Kaç tane yedim? Tamam, bundan da bir şey yapmıyor. Bir tane daha yedim. Tamam. Tamam. Yine de böyle koyarken bakın şeydir krem iç. Bir tane varsa bir tane iç katar. Şey besme. Şey sende mi? Bunu küçük bak oraya sığdırabilirsin. Bak şöyle. Bak şunu bak. İnce. Çok derdi. Bak. Şubat'ta tüm bölgede, daha doğrusu 11 ilde işte Hatay'ın, Osmaniye'nin, Adıyaman'ın ve daha sayamadığım diğer illerimizin de içerisinde bulunduğu büyük bir depremle karşı karşıya kalan depremzede halkımızla özellikle bizler de kadın arkadaşlar olarak 1 Mart ve 8 Mart tarihleri arasında yani bu 8 Mart'ı zaten hem bulunduğumuz illerde bizler de Dersim Kadın Platformu'nun bileşeni olarak bir yürüyüş halinde ve basın açıklaması olarak gerçekleştireceğiz ama Özgün HDP Kadın Meclisi çalışmamız olarak da bölgede yaşayan depremzede kadınlar için hazırladığımız ihtiyaç kolyeleri bunlar. İçerisinde işte hem şampuanın olduğu, iç çamaşırının olduğu, cımbızın, tırnak makasının, ıslak mendilin vesaire bu ihtiyaçlarla beraber bizler de biz sana yarın bir grup arkadaşımızla beraber 2 günlük bir çalışmamız olacak. Hazırladığımız kolyeleri orada da burada şu an bulunan arkadaşlarımızın emeğiyle birlikte ve Dersim halkında ruhuyla kadın arkadaşlarımızın yanında olmak için onların da acısını paylaşmak için gideceğiz. Tabii ki 8 Mart'a giderken aslında hem Jina Aminelerden, Nagihan Akarsaylardan, Aysel Doğanlardan bugün onlar da burada olmuş olsalardı kesinlikle bu ruhu ve bu çalışmayı onlarla beraber daha fazla yapmış olacaktık. Üzüntümüzün yanı sıra bu mücadelenin de aslında devam edeceğini bu şekilde HDP heyeti olarak da, Kadın Meclisi olarak da bölgedeydik ve var olmaya da devam ediyoruz. Hep beraber Jin, Jia, Azadi diyoruz. Kadın dayanışması yaşatır.